Bakan Şimşek'ten yeni vergi paketi açıklaması. Milyonlar bunu bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ana kadar kamuda 814 milyar Türk lirası tasarruf yapıldığını söyledi. Nasıl bir ekonomi gazetesine konuşan Bakan Şimşek'i borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı. E dedi. Dün açılan TBMM'de bu yeni yasama döneminde yeni bir vergi paketi olmayacağını dile getirdi. Bakan Şimşek'in verdiği röportaj şöyle. Bütçe ve Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde 2025'teki yatırım, özellikle kamu yatırımları yönünden görünüm, tahmin, hedefler ne olduğu ve kamuda ödenek tahsisi temelinde hangi yatırımlar öne çıkacak sorularını cevaplayan Şimşek. 2025 yılında yatırımlara ayırdığımız kaynak yaklaşık 1,6 trilyon lira ve bütçenin %10,5'ine karşılık geliyor deprem harcamalarındaki azalmanın etkisiyle geçen seneye göre, i144 kısmen bir yavaşlama olacak. 2025 yılında kamu yatırımlarında dört konu öne çıkıyor. Deprem yaralarının bir an önce sarılması ve sosyal konut, belirli aşamaya gelmiş olan sulama yatırımlarının hızla tamamlanması, sanayinin lojistik maliyetlerini azaltmak için iltisak hatları yapımlarının hızlandırılması, başlamış olan OSB ve küçük sanayi siteleri yapımlarının hızla tamamlanması olacak, e dedi yeni vergi paketi olmayacak. Ekim ayında meclise sunulması beklenen ekonomi paketinde hangi düzenlemeler yer alacak? Borsa ve kripto varlıklarda nasıl bir vergilendirilme öngörülüyor? Borsada işlem vergisi mi kazanç üzerinden vergilendirme mi yapılacak? Sorularına ise Mehmet Şimşek, İl e Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da bir değerlendirmesi oldu malumunuz. Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı. Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak. OVP'de ifade ettiğimiz gibi vergi istisna ve indirimlerini etkinlik ve verimlilik perspektifiyle gözden geçirmeye devam edeceğiz. Vergi politikası yaklaşımımız vergide adaletin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide gönüllü uyum ve öngörülebilirliğin artırılması, vergi harcamalarının etkinlik kriteri çerçevesinde analiz edilerek azaltılması, mali disipline bağlı kalıp, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak düzenlemeler olacak, ey cevabını verdi.